Burası Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkı, Düzce'de. Düzce'yi çok severim. Fırsat buldukça giderim. Doğal güzelliği harika. Bir sürü şelale var. Üstelik İstanbul'a, özellikle Anadolu yakasına çok yakın. Burası piknik alanı, mesire alanı. Bir lokanta var yiyecek içecek için. Kendiniz de getirebiliyorsunuz. Düzce'nin şelaleleri meşhur. Güzeldere Şelalesi, Samandere Şelalesi. Çok yakınlarda. Şelale buraya yürüyerek yaklaşık 450 metre uzaklıkta. Tabii harika bir yolu var. Özellikle sonbaharda gitmek lazım bana kalırsa. Yolu düz, yormuyor. Yol boyunca akan derenin eşliğinde şelaleye doğru ilerliyoruz. Bu arada onda duyduğunuz müziğin bestesi bana aittir. Evet, şelaleye yaklaşıyoruz. Burada iki tane şelale var. Bu güzergaha en kolay olan şelale. Doğal ortama göre bu yol düz sayılır. Fazla inip çıkmıyorsunuz. Fakat bir şelale daha var. O 1 kilometre uzaklıkta. Oraya arabayla gidebiliyorsunuz. Arabanızı yol kenarında park ediyorsunuz. Sonra kimilerine göre 650 metre, kimilerine göre de 1 kilometre yol yürüyorsunuz işte. O şelalenin giriş noktası burası. Burası zahmetli. Yüzlerce basamak inip çıkıyorsunuz. Kalp rahatsızlığı olanlar, nefes darlığı çekenler veya bacaklarında ağrılar falan olanlar için pek uygun değil. Düzce şelaleleri çok güzel. Fakat doğa yürüyüşü anlamında, yani kenarında şelalenin şöyle su sesini dinleyerek bir şeyler yiyip içebileceğiniz bir yer yok. Bunun için mesela İstanbul'a yakın Su Düşen Şelalesi'ni öneririm. Yalova Termal tarafında. Benim bacaklarımla yarım saat sürdü buraya kadar gelmek. Ama sanki değdi. Sonuçta evde bir kat merdiven bile çıkmaya üşenen birisi olarak ben bu yüzlerce basamağa indim çıktım bu görüntüleri çekmek için. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.